Hesaplanıyor, hesaplanıyor. 5. Şehre koymuşlar değil sonra mi? Hani biri biri de şöyle dedi. Ters fıkta nedir? Fıçının içine törpülüyor mantarını. Abi, abi. O çıkmıyor abi. O çıkmış be. Abi, abi. Belki adam... Arkadaşlar hep diyorduk ki bana... Can Almanya'ya gidecek, Can Almanya'ya gidecek. Ömercan s**tı gitti. Niye böyle oldu ben anlamadım. Ben de bilmiyorum. Looking to some topraks. Ya başladı mı bakar mısın kardeşim ya? Allah Allah. Tamam. Program başladı. Program başladı. Telefon yasaklanmış. Zaten selfie çekmiştim. Bakıyoruz. Zaten tadım acayip kaçık. Bak niye gelirken abi? Benzin Allah aldım. Ya ne ara gargaraya geldik ya? 540 liraya aldım. Bak ben hesap dedeler gibi yazarken. Abi her seferinde fulluyor. Her seferinde yazıyor. Not atıyor. Sonra bakıyor. Abi her seferinde değil. Bak 2 ayda ne olduysa oldu. Bak 2 ay önce ben 350 liraya benzin dolduruyordum arabaya. Şimdi 540 lira oldu. Ya gerçekten yürümeyecek miyiz, koşmayacak mıyız, ne bileyim taklalar atmayacak mıyız, haykırmayacak mıyız, neyi bekliyoruz lan? Oo CDT'e bak oğlum, halkı isyana cartı curta teşvik. Ya halkı evet, isyan abi. Daha ne yapsın halk yani? Memur bey. Mütemadiyen domalak mı ya? Yürümeyeceğiz, domalacağız mütemadiyen. Tekme tokat, takla hiçbiri yok. Devletim sen çok yaşa, padişahım öp bacaklarını aç bana, ne bileyim. Ben hiçbir şeyden şikayetçi değilim. Her şey yolunda bu ülke falan. Ne zamandan beri? Şu küpeyi taktığın günden beri mi? Şu şakacı küpeyi taktığından beri. Aman dünyayı salladın. Polari zaman mı? Sen benim bu küpem böyle hafif böyle fruity. Fruity şakacı. Olduğu için. Fruity İngilizce'de eşsel filan argo anlama geldiği için bir laf mı etmek istiyorsun? Ha? Ha? Ben aç orada kuşağı bayrakları. Playboy'dan yapılmış bir pasta gibi hissettiğim evet, için şakacı olmuş. Ben açıklıyorum ya, öyle bir şey çekeceğim. Doğal ye. Sana yemek, sana yem getirmiş. Kardeşim bu ne? Bu kabak tatlısı, o mis gibi. Bir şey söyleyeceğim. Playdo hamuru. Sen bir dakika. Bunun hikayesi ne? Bir dakika bak. Hikayesi bak, olmalı. Böyle gömelim mi? Bak, yani hayatımızda bak, ilk defa kabak tatlısı böyle bak, yumuşacık diye beklersin. Bak, parmak sesi dinle sesi. Hadi lan sesiniz diyorsun. Hadi lan oradan. Fırt fırt diye ses çıktı. Tükürüğünün sesi. Oğlum bu ASMR videosu değil. Bu dedeler sokmuş. ASL videosu. Age Sex Location. Vah. İstedin mi Age Sex Location diye sordun mu? Sordum ben. Böyle bir yazı kuruluyor abi. Robot mu çocuk? Bir şey diyeceğim. Bu şimdi, manyak bu şimdi nedir? Hatay'dan özel o kadar yani vaktim değerli ki uzun uzun cümle kurmayacağım. Tamam mı? Age Sex Location. Belirt ve defol git tarzı iletişim. Onu bile o kadar açmıyorsun. ASL soru işareti. Herhalde açmıyorsun. Bak yok falan yazarsan onunla mı var mı? Allah Allah. Hayır hayır. Age Sex Location demiyorsun ya. E biliyorum. Hmm. ASL çizgiler arada. Tire. Yeah. Tire böyle mi olur? Tire böyle mi olur? Tire yok canım. Tire olsun. ASL hastalık gibi o zaman. Ne öyle ASL? Öyle. Tire koyuyordum ben ya. Böyle böyle mi böyle mi? Bu çok önemli. Kuvvetli mi? Tire yoktu. Çok kuvvetli. Ya ama böyle olursa tireler. Bunun bir eksiği var. Nedir? Üstüne tahin ve ceviz oyunları. Vay da. Tahin. Her şeyi biz mi getireceğiz kardeşim? Hataylara kadar gittim. Bizzat Hatay'a gittim. Bizzat dedim ki bana bizzat şunlardan verin. Bizzatlara götüreceğim. Arkadaşlar hava buz gibi ama gösterinin şeyi adına güzel gömleğimi açığa çıkartmak durumundayım. Vay. Çok soğuk. Çok peki, soğuk. Şey diyeceğim. Nasıl çok soğuk buz gibi. Hatay'da ne işiniz vardı ya? Hatay'da gezmeye gittik. Canak kız istedik. Eren'in annesi babası oradaydı. Gitmişken dedik şu çocuğu verin. E verdik zaten deyip geri gönderdi. Yok işte Hatay usulü 4 sene sonra bir daha istiyorsun. Kızı Almanya'ya istedi o yüzden. Aynen. Götürebilir miyim dedi. Tabii tabii Almanca konuştum. Onlar da anlamadılar. Eren'in annesi normalde Almanca hocası. Öyle peki, mi? Peki sevgili arkadaşlar Hatay'a gittiniz. Ağırlıklı yutum üzerine bir geziydi değil mi? Yutuş. Ama ben sizin çok müze gezdiğinizi de gördüm. Tabii kültürel hem yutuş hem kültür. Bayağı kültür de yutuş. Bunların hepsini neler yaşadıklarımızı yakında Can Türk Doğan YouTube kanalında izleyebilirsiniz. Artık böyle her şey parayla. Katıl butonuna basanlara. Ya, bedavaya yok mu? Otel odası da biraz bahsedeyim. Çok güzel bir şehrimiz. Yemekleri çok lezzetli. Bu kadar. Peki bu bir şey diyeceğim. Bundan daha ötesi yok. Cevdet Canver'in kişisel kanalında gözlüklerimi takıp aşırı karizmatik bir şekilde konuşup süper kurgulu videolar yaptığı şeyler var. Tabii. Bakın buradan tıklayıp şuradan ya da buradan tıklayabiliyorsunuz. Cevdet'in son videosu inanılmaz. Spider-Man No Way Home yaptım. Onu da söyleyeyim de niye tıkladığını bilsinler. Spoiler var. Başta inanılmaz spoiler uyarısı var. Basınlar. Bir tık gelsin kardeşim. Bir tık gelsin sonra ister izler ister izlemez. Bir tık bir tıktır. Ben bu işe ilk girdiğimiz zaman öyle bir hayal ediyordum ki mesela
vakti gelecek herkes bu tarz videolarını filan Geek Yapar bir kanalına yüklemek için yapacak filan. Onun yerine bir sürü Cansungur yetişti. Vallahi helal olsun. Herkes kişisele mi döndü? Ya ben kişisele dönmemin bazı nedenleri var. Bir tanesi İnsanlardan yani çok vergi. Hayır, bir tanesi şey yani çok kişisel. Yani mesela şimdi birinin gelip de bana şunu yapmayalım, bunu etmeyelim deme hakkı var Geek Yapar'da. Hakkımız hakkımız saklı. Ben onu hakkımız saklı istemiyorum. Ben kendim ne istiyorsam onu yapayım istiyorum. Hakkı. Buradaki, gel buraya Cevdet'i al. Buradaki süper baskı ve faşist düzeni Cevdet afişe etti gördüğünüz gibi. Ya burada birisi yaratıcılığını yapar. Oradan gizli patron Hilal çıkar. Hadi bakayım öyle bir şey yok. Saçmalama. Oturduğun yere falan falan diye kızar. Ve de yaratıcılığı ve insan içindeki yaratma hevesini yok eder. Doğru bak Hilal'cim. Can Hilal'i kovaladı. Yiğitcan'ı da o kovaladı. Berna, Cem falan hepsinden Hilal şey yaptı. Abart. Düşün ben yurt dışına kaçıyorum. O yurt dışına kaçıyor. Benim ve Barış'ın çıplak fotoğrafları var Hilal'in elinde. O yüzden biz bir şey yapamıyoruz. Hem de birlikteyken ki. Hamam fotoğrafları. FETÖ gibi kadın. Şimdi Cevdet ne yaptı etti bir isyan başlattı ama ben Cevdet'in ömründen şeyim arkadaşlar. Yani. Hadi ya. Yarın Covid'den gitti rahmetli derseniz. Yarın Hilal'e bakın. Uyandığında yatağında bir zürafa kafasıyla uyanabilir. Oba. Daha da egzotik. Ama bir şey söyleyeceğim. Nereden? Benim sevdiğim bir şeyi koyması lazım. Herhangi bir zürafa. Sen kafası. Zürafa sevmiyor musun kardeşim? Yani Roger Waters'ın kafasıyla uyanabilirsin. Gidiyor. Sonra ayak kısmını bir açıyorsun, David Gilmour'un kolları var. Gitar da çalamasın diye değil mi? Nick Mason'un da şey... Ertesi gün açıklama yapıyor. Kızı saçlı bir kız geldi ve kollarımı kesti. Karanlık. Bir de Brian May'in yıllarca bütün konserlerinde kullandığı klavyesi var. Cem Yılmaz'da şu an. Allah Allah. Cem Yılmaz'a bak hırsız mıdır nedir? Nereden bütün konserlerde kullandı ya. Bir yerde çalmış adamca. O zaman kaç tane fotoğraf var? Kaç tane var? 5. Saymış 5. 5 konserde kullanmış Cem Yılmaz. Böyle yapmış Brian'a. Abi demiş şuraya bir baktı. Oha bak demiş götürmüş. Barış'ta 1990'lar bilgisayarı var. Böyle yapıyor. Kompüter. Brian May'in kaç tane bu klavyeyle fotoğrafı var? Hesaplanıyor. 5. Ya infosu maksimuma 5 diyebiliyor. 1. Bak şöyle hesaplanıyor. 1 2 3 böyle anca 5 kompüter. Arkadaşın babası kompüter derdi. Çocuğunuzun adını kompüter koyar mısın? Asla. Niye yani? A3B5 koyacağım. Abi acayip isimler koymak için milyonlarca çocuk sahibi olmak istiyorlar. Bana bu ismi verir mi? Milyonlarca. Kompüter Türk Doğan. İyiymiş bak. Kompüter babalı. Bu arada. Çünkü Alman çocuk olursa çok iyi. Alo. Das Kompüter. Bilgisayar ne güzel çeviri değil mi bu arada? Ya da biz mi alıştık? Daha önce bir çeviri yoksa. Hocam iki çeviri vardır bu hayatta. Bir bilgisayar. Bir oturgaçlı götürgeç, iki bilgisayar. Bence benim bütün gülüş çeviriler alışınca kadar gülünçtür. Aslında hepsi zaman içerisinde. Ben geçen şöyle bir şey gördüm. İşte futbol sahası kenarında adam duruyor. Arkasında pres yazıyor. Bir adam koşup işte böyle adama dokunuyor. Böyle. Ben de gördüm. Ve basma oyunları. Şehre koymuşlar. Değil sonra mi? Hani biri de şöyle demiş. Facebook'ta nedir? Niye böyle bir an yaşandığını çok merak ediyorum şu an. Nerede gördün Allah'ım videoyu? Twitter'da. Biri de ama şeyi diye paylaşmış. Bunun tamamen Türkçe'ye çevirsen de şaka aynı. Türkçe'de de basın yazıyor adamların altında. Aaa! Osman! Bu tarz çeviri tesadüfleri çok hoşuma gider benim. Mesela beddoğadaki bedin aslında Farsça falan olup aslında aynı zamanda kötü gibi kelimeyi bed İngilizce. En sevdiğim danışmadır benim. Danışma yazıyor orada. Ama bu çevirme değil ki böyle. Yani. Çevirme değil ama... Yapma. Yes, basın. Yani çevirme bizden çekme. Kurulur. Çekme. Basın. Bakıyorsun danışma görüyorsun danışma diye küçük gülücükler atıyorsun ya belki böyle information görünce falan. Deli misin? Şöyle düşün benim hayatım böyle geçiyor mesela bakıyorum danışma yazıyor bir şey yazıyor hep böyle geçiyor mesela hayatım. Ya bu normal mi mesela? Cümlemi değiştiriyorum deli misin yani misin harflerinin yerini değiştiriyorum ve birazdan atıyorum delisin diyor. Cici kızların şarkısı delisin delisin delisin. Bana armağan ediyor. Peki arkadaşlar dün başıma bir olay geldi. Anlat hemen. Bu olayla, başıma gelen bu olayda Can Türkdoğan ve Cevdet Canver'in ne tepki vereceğine eminim ama Ömercan'ın vereceği tepkiyi çok merak ediyorum kuracağı ilişki. Allah Allah, ben çünkü dengesiz adi pis herifin teki miyim yani? Hayır, değilsin. Ha.
Olay şu. Biz gidelim mi? Salı pazarına gittim. Salpa. Salpa'nın tam kapanış saatiydi. Ucu ucuna yetiştim. Tam girişte devasa bir balıkçı var. Böyle 20 çeşit balık satıyor ve fiyatlar da çok makul. Ondan sonra şöyle bir döndüm baktım. Benim sevdiğim balıkların çoğu bitmişti. Ondan sonra bir baktım istavrit var. Adam da o sırada bir anda bağırmaya başlıyor. 10 lira dedi. Tamam mı? Neyi dedi? Neyse, 10 lira dedi. Ha 10 lira dedi. Kilosu 10 liraya indi. Bitiyor çünkü zaten orada 3 kiloluk kadar kalmış. Hepsini vereyim bitsincilik yapayım. Tam döndüm yanına geldim. 2 kilosu 30 abi dedi. Şurayı dönerken 10 lira demedim mi? Onu duyduğum için geldim dedim. Yok abi. Ya sen dedim manyak mısın ya? Dedim yani sen her haftada bir goy goyları var. Tamam mı? Her hafta bir numaraları var. Sonra şey dedi. Tamam abi hepsini vereyim ben sana ya filan gibi bir şeydi. Tamam ver dedi. Yani 10 lira vereceğim ve aslında oradakinin hepsini verecekmiş gibi bir imaj yaratıp. Ondan sonra ben de tabii orada da bir mahcup oldum. Dedim 10 lira da vermeyeyim tabii ya. O kadar da değil. Ne kadar borcum dedim. Abi 3 kilo 200 gram var burada dedi. Ben dedi sana 30 lira ver dedi. Ya sabır. Ya sabır. İşte kilosu 10 lira. Kilosu 10 lira tamam işte. Tamam da kardeşim mesele şu. Ben bir kişiyim. Bir kişilik balık alacağım. Yarım kilo normalde belki alacaktım bilmem ne. Bu insanların abi 3 kilo vereyim mi 5 lira olsun bilmem ne edebiyatından ben çok sıkıldım. Hocam. Bana gitti 3 kilo 200 gram balık verdi. Ben ne yapayım abi onu? Ne yapayım? Dolabın ya, dipfrizi mi yok? Aldın mı? Annem de aldım. Siz böyle bir taklaya geldim abi. Doğu kültüründen sıkılmışsınız Barış Bey. Ben sana doğu kültüründen sıkılmışsınız. Tabii bu samimiyetten, bu lüzumsuz sıcakkanlıktan, bu avantajları da olan ama bazen bu tarz dezavantajları olan kültürden, yaşayıştan siz sıkılmışsınız. Senin başına gelse ne yapardın? Çok merak ediyorum. Benim başıma gelse 50 lira verirdim. Verirdim. Bir daha da konuşmaz. Niye öyle yapıyorum ya? Acıyorsun Allah. sen acıyorsun. Bu adamı niye açayım canım? Pazarda şıkkıdı hayatı enerjisi yolunda. Bak ben bir ayağımı kırdım. İki adım atamıyorum sağa sola. Ama nasıl dağlara tırmandım canım? Helal olsun. Bilmiyorum abi ben olsam pazara gitmem ben. Makro center'dan çıkmıyorum. Madem cennetin açtığı bir yolda ilerleyelim. Ben alırım buzluğa koyarım ama buzluğum var işte benim. Benim buzluğum yoktu abi. Çünkü ben abi aldım balık bir gün buzluğa koydum. Gidin bakın hala o balık buzlukta. Hadi asla ya. Çıkarmıyorum. Balık öyle çok yaptığım bir şey değil. Onu fark ettim yani. Ben dışarıda yiyorum. Kötü günler için. Yani küçük kütürü yok artık ya. Ölmüştür o. Bir seneyi geçti. Niye buzlukta sonsuza kadar durmaz mı bir şeyler? Durmaz. Ne kadar durur buzlukta yemek? 6 ay falan. Max. 6 ay mı durur? 6 ay mı durur? Barış'a bak ciddiye aldım bir şey. Evde 5 ay 24 gün olmuş bir yemeği var bekliyor. Hocam bu senin dediğin pazarın bir klişesidir. Hakikaten böyle der ki abi biraz daha vereyim onu da vereyim 10 lira ver toparlayayım falan gibi böyle hep. Yani nasıl olsa bunlar çürüyecek çürümeden ne kakalarsam kakalayayım kafası. Yok tezgahı kapatıyorum son kalanları da yiyeyim. Tabii tabii. İkincisi bir de şöyle bir kültür vardır. Ondan da hiç az etmem. Sen böyle özellikle işte sağlı sollu sokaklara girdiğin zaman... Böyle sokak boyunca şey kafeler vardı. Evet evet. Geçerken abi gel buraya bak yerim var lan. Sizi hiç sevmediğim bir yer. Kumpircili sokak mesela. Abi her yer. Bir ara isim biraz azaldı ama eskisi kadar yüzsüz değiller. Eskine ya, hiç girmezdim o sokağa ben. Abi. O abi evet, biraz evet. Yapabilir miyim? İzin verir misin fiziksel? Abi. Abi. O çıkmış var abi. O çıkmış var. Abi. Çıkmış var abi. Öyle bir şey oluyor ki yani bazen şöyle yapasın. Mesela bir grupsun tamam mı? Can sen o tarafta otur. Abi sen onlara yardım et. Ben buraya geçeyim. Hep beraber dağılalım yani. Ya bu ne kardeşim ya? Dün, artık kalmadı. Dün arkadaşımla Taksim'e gittik. 3 tane kıçı kırık 33'lük bira içti cam şişe. 150 TL abi. Ama hani bundan şikayet edip mızmızlanmak bence bir yere kadar. Bence artık çözüm odaklı çalışmamız lazım. Ne yapabiliriz? Onu düşünelim. Burada 4 tane çok akıllı. 3 tane çok akıllı. Kime laf soktun belli değil. Saçmasın. Ben can gidiyor diye öyle diyorsun zannettim. Bak işte belli oldu. Çok. İki buçuk tane çok akıllı süper insanız ileride kat. Eksildi neyse. Bir çözüm bulalım yani bunu artık. Hadi hadi. Ben kendi kişisel kemerimi sıktım. Yani üzgünüm. Sen elinden geleni yaptın. Ben Barış seçtim. Barış ne hale geldi Türkiye? Ben Barış kaç kilo verdi ya? ekonomi gibi adam. Mutsuzum. Valla buna kolektif bir çözüm bulmak çok zor. Bireysel çözümüm asla değişmeyecek. O da şu. Yani her zaman yapılması gereken şey işte hazır gücün kuvveti yetiyorken income'ı arttırmak yani. Çünkü
outcome devamlı artıyor yani. Kimin income? Kendi income'ını değil. Kendi imkanlarımı ve imkanlarımı artırmaya çalışıyor. Kendi income'ımı ve imkanlarımı. Yani ben kişisel çözümden değil, toplumsal olarak tüm ülke nasıl kurtulur? Toplumsal olarak ne olması lazım? Nasıl tekrar zengin olabiliriz? Hiç zengin miydik bilmiyorum. Bütün dünya işçi sınıfı bir gün grev yapsa o ya, zaman... Ya ne işçi sınıfı ya? Teşekkürler KM. Allah Allah. Teşekkürler KM. Ya da pardon, niye Allah Allah diyorum ki tamam hadi çık o zaman sokağa. İşçi sınıfı diye sesler. Var işçi partiler yapıyor mesela TKP falan ama kimse şey yapmıyor, işini bırakmıyor. TKP abi ama senelerdir onlar da gazete sallıyorlar Taksim'de kareli gömlekli. Abi ne var gömleklerinde? TKP'ye git imaj danışmanı ol bacan. Ne var abi? Böyle olmaz. Bundan sonra Les Benjamin's giyiyoruz çocuklar. Biraz daha seksi, biraz daha vurucu, biraz daha dikkat çekici. Hadi bakalım TKP. Şöyle arttırıyoruz oyları. Komünizm daha önce hiç bu kadar eğlenceli olmamıştı. Böyle yapsak İyi fikir bence. İşin ilginci ne biliyor musunuz? Şu yaptığın espri bence çok kaliteli ama duysalar görseler bayağı tatları kaçar ya. Niye ya? Ben şey gibi yani Nutella'yı sen mi bitirdin İsmet esprisinde sinirlenen böyle CHP'li teyzelerin sinirlenmesi gibi böyle bir ben onu bilmiyorum ya sen neden bahsediyorsun? Yani Atatürk kepseri vardı ya. Atatürk'ün fotoğrafı var. Atatürk sinirli bakıyor elinde bıçak var. İsmet İnönü'ye bakıyor altın Nutella'yı sen mi bitirdin? Ama o senin söylediğinde bir jenerasyonel durum var. Teyze hanımlar onu beğenmiyor. Çünkü böyle zannediyorlar ki onu espri yapan AKP'li falan anladın mı? Sen, ama öyle bir şey yok. Onlar sadece komik olmaya çalışıyorsun. Sen hiç yüzeysel komünizm bilen fakat buna aşırı inanan insanlarla tanışmadın galiba. Tanıştım tabii ki. her şeyi fazla. Ne sizin için? Bu söylediğiniz bir kere dinamiklere ve işçi sınıfının aykırı tamam mı? Parkanı al ve git buradan. Vallahi niye ben ruhen komünist bir insanım. Yani komünist toplum demek komün. Toplumcu. Sosyalist. Ha? Hem öğreniyorum hem muhabbet ediyorum. İnanılmaz. Hem de neye tutuyorsun? Tabii abi yani hepimizin eşit olmasını. Peki geçen hafta Barış ortaya bir konu atmıştı. Moda sahilin tamamı satıldı diye. Ama virtual. Virtual olarak satılıyor. Sayın Ercan diye biri var Twitter'da. Bilmiyorum hiç gördünüz mü? Muhteşem bir karakter. Takip etmenizi öneririm. Metaverse evreninde Ayasofya kilise olursa kim ne yapacak? Meydanlar bile satılığa çıkartılmış. Nokta kalmayacak şekilde siber vatanı ciddi paralara satılığa çıkardılar. Ulus devletler neden sessiz demiş. Ben abi bu, yani. Ben tweet'i görürsem ciddi zannederim bu arada. Ciddi. Çok ne ciddi. Ne bu abi? Ciddi bu adam. Ciddi bu adam. Bu adam komplo teorisilerinin baş şeyi böyle. Salak sen tavsiye edince zannettim ki oğlum bu güzel bir şey. Hayır. Trollük. Seni zaten biliyor olman lazım. Ha. Her tweetinin altında adamla kavga ediyor olman lazım. Ha. Ömercan böyle şey kafa yiyor. Geceleri uyuyamıyor Reddit'te insanlarla. Ben tanımadık. Tanımamış insanlarla kavga ediyor. Geçen saat 14 yaşında bir çocukla kavga ettim. Laf oraya varınca 14 yaşında oldu. Olduğunu anladım yani. Hadi dedim belediye güzel. Siktir git. Zaten internette bazı akıllarımızın kimseyle kavga etmeme sebebi bu. Genelde 14 yaşında bak, çıkıyor oluşları. Bak çocuğu öyle bir noktaya getirdim ki çocuk içindeki faşisti ortaya çıkardı. Böyle konuyu açmayacağım ne olduğunu ama işte kavga ettik işte bir tane Reddit'te falan. Geldi en sonunda bana dedi ki Türkiye'de senin gibilere ihtiyaç yok dedi bana. Gideyim o zaman ya ne yapayım? Bana ihtiyaç yok ya. Vay be. Ulan kaç kişi ekmek yiyor oğlum sayemde? Patronlar. Kaç kişi? Yani Hilal'e ekmek yedirmeye çalışıyorsa o da hiçbir lokma bir şey yemiyor. Hilal şundan ya Allah aşkına bak. Çok güzel. Tadına baksana gerçekten bayağı güzel. Bu arada al, sana kaç tane kalsın da çocuklar desin. Bu benim yani o böyle yumuşacık güzel oldu ondan değil. Ben de sevmedim. Yumuşacık güzel olur diyor. En iyisi bu be. Bu şey gibi biraz. Başka anladım yani. Bu da bir lezzet bir tat. Bunu bıçakla kesersin. Kıtır kıtır. Kıtıy kıtıy. Ay her biraz bazı şeyleri siz ayarlasaydın o zaman. Hadi bak bıçak getirmemişim. Tahin yok şey yok. Yumuşatmamışım. Yo, ben, Allah Allah. Ben yumuşasın bari. Korona. Nemli. Korona. Onu biri bir yiyecek içeride. Ver ağzıma ver. Korona böyle geçmiyor. Koronladı ya. Yemekten geçiyor. Koronladı şu anda. Koronu koyuyor. Ben bir buçuk yedim daha ne yapayım? Ben yiyemem. Pardon affedersiniz. Ben bir İskender yedim. Alayım. Sos ister misiniz? Sos bir de koronlarsanız sevinirim. Buyurun efendim. Korona teşekkür ederim. Şey isteyenler için özel. Bir tane garson var. Korona o perişan.
böyle. Neli istiyorsunuz? Korona olsun olsun. Kapağı açılıyor filanın böyle. Arkadaşlar böyle Houdini gibi şeyle getiriyorlar onu değil mi? Böyle küçük bir kutusu var. Getiriyorlar kapağı böyle tabak buna bir masanın yanında açılıyor o bir şov. Eğiliyor böyle. Neden bu kadar alevler çıkıyor? Neden bu kadar küçük düşünüyorsunuz? Bakın şimdi restoranımızın adı şu. Hastalık restoran. Oraya gidiyorsun, seçiyorsun. Korona var. Tombala var. Kenar... Tombala var. Bu ne mesela? Cüzdan var mesela. Dokunuyor. Lösemi var. Yapıyor işte kan sıçratıyor böyle. böyle yanağından cüzdan böyle bir deri parçasını ya, koyuyor. Tamam. Önemli oluyor. Önemli oluyor. Çıtırın çıtırın. Quarter var böyle sürüyor burada. Ne olabilir başka düşünüyorum. Tombala ne? STD mi böyle? Tombala STD. Evet STD hocam. Durun size birazcık gonorea koyayım. Hem muhafazakar bir insansınız, evlenmeden seks yapmayacaksınız. Hem de hastalığın tadına mı bakmak istiyorsunuz? Hastalık restorana hoş geldiniz. Bedava STD falan demiş. Abi ben böyle... bugün biraz mantar mı kapsam? Pizzanın domates sosunu ayaklarınızla çok tatsız ya. Bizantin böyle tuvalete sokup çıkarıyorlar. Şarap ister misiniz efendim? Tabii ki. Taze yapıyoruz. En güzel kızlar o sırada ayaklarının altı böyle su toplamış. Böyle mantar çıkmış böyle. Ama güzel kızlar bu arada. Çünkü kaliteli bir restoran yani. Ve güzel adamlar lütfen. Tabii ve güzel adamlar. Dördüncü derece ayak mantarlı bir şarap çok lezzetli. Ayak mantarlı fıçılarımızda bekletiyoruz böyle. Kızlar böyle fıçının içine törpülüyor mantarını. Arkadaşlar güzel bu ne oldu? Bu iğrenç muhabbet insanla yemek yerken bütün videomuzu izliyordu olmadı. Umarım yemek yiyerek bunu, izliyorsun. Hayır, kusturma challenge. Bunu keselim. Hatırlamakla Kusma videosu diye koyalım. Ya onu keselim, bunu keselim be. Kusma diye koyalım. İlk yapardık ki baskı belli oldu nereden. Kusma diye. Bir dakika. Onu çekmeyin. Ömercan. Arkadaşlar Ömercan. Çıkarın canı abi. Ömercan taklidimizi değiştirmemiz lazım acilen. Bir dakika. Aynı şey yapıyoruz. Ne yapalım abi? Başka done vermiyor bize. Ne neler yapıyorum ya? Done vermiyor. Deyip saçımı mı keseyim burada? Bu arada yani kemerini sıkıyorsun ama yani mesela gidip tam bir hayvan alsan bir ay boyunca o hayvanı kessen şimdi içeride. Ben ekonomi... Buzluğun yok ama bu hava soğuk balkonda ben, tutarsın. Hocam ben gibi. Kasaba gitmiyorum. Abi öldürmezsin öldürmeden parça parça kesersin. Ben kasaba gitmiyorum. Ben zaten şehirde yaşıyorum. Ben kasaba gitmiyorum. Ben direkt hayvanı alıyorum. Koca bir danayı evimin salonuna koyuyorum. Dana biraz kilo aldıktan sonra daha da şişmanlıyor. Kendim kişisel kesiyorum, yiyorum. Tasarruf ufa dikkat ediyorum. Yani her meseleye ekonomi. Ben gidip kasaba 100 lira verip et almıyorum. Gidiyorum kuzuyu kestiriyorum ya da toplu bir hayvanı oradan parçalayıp alıyorum. Bunu diyen, bunu diyen BBP başkanı. BBP neydi? Belki adam Türkiye'nin hangi şehrin hangi semtinde yaşıyorsa orada süpermarket fiyatları canlı hayvandan daha pahalıdır. Ne bileyim. Hocam adam konsepti anlamamış ya. Gerçekten. Hakikaten yani bu kadar üzülüyorum bazen. Toplu hayvan alın diyor. Baba yani ben kusura bakmayın Captain Obvious'luk yapmak istiyorum. Ne ya, alacağım? Toplu tavuk mu alacağım? Kaptan Paris. Ben işte odaya bir kümes kurayım en iyisi. Evet abi. Öyle olursa hepimiz fabrika kuralım anasını. En ucuz öyle geliyor. Birim maliyeti 1 lira falan deriz yani o zaman. Böyle saçma şey mi olur ya? Bak güneş enerjisini al. Tavuklardan kümes yap. İki de şey ek. Keçi. Keçi. Ekşi sütü. Yok lan ek diyorum. Bitki ek. Keçi de ekliyor hocam. Keçi. Keçinin ekimi çok kuvvetlidir. Ekmiş keçiyi böyle duruyor. Keçi önce toprağın altından boynuzları çıkınca onu çıkartabilirsin. Keçi nasıl ses çıkarır ya? O koyun değil mi abi? Hayır koyun. Olur mu o inek? Koyun. Hayır. Olur mu o kanguru? Bau bau. Bu arada her dilde farklı biliyorsunuz. Abi ama o yani hayvan sonuçta Amerikalı abi. Mö mü diyecek yani? Mesela, İngilizce'de ö mü var? Anladın mı? Aşırı yabancılaştı. Bir dakika. Bunu, burada az önce şöyle oldu farkında mısınız?
Be, hayır o keçi. Be, hayır o inek. Be, hayır o koyun. Be, hayır o kaydı. Ellerine ne oldu? Çelle evet, mi çalıyorsun? Neden böyle? Çelle mi çalıyorsun? Abi çelle çalıyor bir yandan. Ulan ne? Ulan ne? Ulaşıyor. Kör oldu ne? Abi çok komik. Duyulmadı mı yani? Elbette çok komik. Uyumlu laf emelerim. Hoş geldin dediler sofrasına kardeşim. Siz çok iyi laf yapıyorsunuz. CNN Türk'te Emre Kongar'la konuşmuyorsun sen. Kendini ne zannediyorsun ya? Ya o değil de 5 dakika önce Cevdet bir şaka yapmadı. Bu çok komikti. Böyle bir program yapalım Cevdet. Allah Allah. Hayır komik değil. Çok garip. Yani biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Abi, Allah aşkına. Can Türk'ten gidince çağıralım şuraya Emre Kongar'ı sohbet etsinler. Taksınlar fularlarını, çirkin gözlüklerini. Kareli yeleklerini giysinler, konuşsunlar. Merhaba Cevdet. Bize bir laf ebesi lazım Allah bence. Allah. Bence bize bir laf ebesi lazım. Hemen arıyorum. Alo, Memorial Hastanesi mi? Ebelerinizden bir tanesinin laf ebesi olan var mı? Yanlış değil mi orada? Ebeler var, teyze hanım var. Bir tanesi de ooo doktor bey bilmem ne. Çok konuşuyor. Bu da laf ebesi. Hangi ebe doğuracak biz şuradaki? Yalnız o biraz laf ebesi değil mi? Ah çocuklar merhaba, gelin biz kahve içelim. Zamanı geldi. Biz hocam laf ebesi bence kurulum olarak yanlış bir laf. Hayır, çok laf doğuruyor. Evet, hayır, doğuruyor ama ebe doğurmaz ki. Laf ebesi ağzından alması lazım. Yani lafı seni konuşturana laf ebesi denmesi lafı lazım. Lafı doğurtuyor. Vallahi doğru söylüyor. Ben Cevdet'e katıldım. Ben katılmadım. 40 yılın başı doğru bir şey söyledi. Cevdet TDK'da bir fotoğrafı şey var. Laf ebesi evet. Kelimesinin doğru kullanımında bu arkadaşımız bulmuştu. Cevdet. Laf çakmamız satıyor Cevdet. Ben sana laf çakmana bir şey demeyeceğim canım. Yani. Ne yapacağız bu konuyla ilgili arkadaşlar? Hadi bu konuyu da masaya yatalım. Yazık çocukcağıza. Ne diyelim? Ne valla dün şunu gözlemledik. İnternet birbirine girdi gerçekten. Yani bu konu hakkında bir şeyler söyleyenler. Bu konuyu tarikata bağlamayın, ne ilgisi var diyenler. Bu konuda hiçbir şey söylemediği için sen nasıl bu konuda hiçbir şey söylemezsin diyenler. Benim bir arkadaşım mesela Kılıçdaroğlu'na kızdı. Evet, hiç yorum yapmadı diye. Evet. Abi şeyi ben bilmiyorum. Ben Kılıçdaroğlu mesela Kılıçdaroğlu bir muhataptır. Ben bunu anlıyorum. Kılıçdaroğlu bir şey söylemeli bu konuda. Çünkü o Kılıçdaroğlu. Çünkü o siyasi bir partinin bir genel başkanı. Ben şeye çok kızıyorum ama adam mesela böyle müzisyen falan diyor ki sen niye konuşmuyorsun? Ya sana ne? Yani hani o da bununla ilgili konuşmak istemiyor. Düşünmemiş, görmemiş. Belki o gün bütün gün arkadaşıyla evdeydik, haberi görmedi bile. Yani bu bile olabilir. Yani buna kızıyorum ama Kılıçdaroğlu konusunda haklısın. Ben abi de aynı şey söylüyorum. Sen niye konuşmadıncılık? Ya bana geçen gün bir şey oldu. Bir konuyla ilgili bir şey. Ben görmemişim. Bu konu hakkında, bu tarz konular hakkında hep bir şey yazardın. Bunda bir şey yazmamışsın diye özelden mesaj atmış. Birader. Yani ne diyeyim ben sana şimdi? Hakaret etsem hakaret. Yani hareket etsem hareket. İşte evet. Sen abi içinde kur oluyor. Cümleleri diyorum sana sadece. Öyle şeyler sana oluyor. Ne abi? Takmamak lazım onları. Yani arada ne münasebet? Yani bu nasıl bir işgüzarlık yani? Anladın mı yani? Sen bir şey demek istiyorsan söyle. Ben belki demek istemiyorum. Belki o gün tweet atmak istemiyorum ya. Bu kadar basit yani. Tabii canım, bu bir her konu hakkında yani. Her dakika görüş bildirmek zorunda değil. Ama sen paranı almayı biliyorsun Twitter'dan. Her hafta sana yatıyor Twitter'da. Can Bey bugün sosyal sorumluluk şeyinizi yerine getirdi. Our cover has been blown. Peki ama şey gerçek mi acaba? Yani mesela yani gerçek mi derken? Kemal Kılıçdaroğlu diyor yani hani bu şeylerden bahsettikçe bunların şeyi artıyor işte oranı artıyor. Gerçekleşmesi artıyor falan gibi bir imansı bulundu. Bu hakikaten bilimsel olarak doğru bir gerçek mi yoksa ben adamın niyetinde bir şey değilim de bunu hani örtbas etmek mi gibi olmuş oluyor acaba? Ben örtbas etmek olduğunu düşünmüyorum. Benim yani şunun şeyinde olduğunu düşünüyorum. Yani zaten hepinizin aklına gelmiştir de CHP'yi desteklemekte soru işareti olan muhafazakar AKP'yi de artık desteklemeyen bir seçmen kitlesini kaybetmemek. Bu tip yorumlarla kaybetmemek gibi bence küçük oyunlar peşinde. Çünkü ya günün sonunda biz şey demiyoruz ki din kalksın desin demiyoruz ki. Dinciler kalksın diyoruz. Evet yani bu dini istismar edenler, yani suyunu çıkaranlar. Bak bu mesela şey de çok hani bunlar hassas konular ama girmek istedi canım. Çocukcağızın babası da işte bir şeyler söyledi işte tarikat şeyini ben de gittim. Kötü bir yer değildi falan. Şimdi onun neler yaşadığını, neler hissettiğini falan ben bilemem ve kesinlikle oraya girmiyorum. Fakat sadece ve sadece şöyle bir derdim var. Çoluğumuz çocuğumuz güzel yetişsin, iyi yetişsin, huzurlu, mutlu olsun isteniyor değil mi? Genel olarak benim çocuğum yok da yani hani herhalde böyle isteniyor diye tahmin ediyorum. Bunun için de bir takım yollar, yöntemler işte bulmaya çalışıyoruz. Ebeveynler olarak yani gene kendimi kattım. Ebeveyn değil mi? Her neyse. Bu konuda biraz daha aklımız açık. Hani böyle birebir değil de yani efendim burası işte din öğrettiğine göre ahlaklı bir yerdir, doğru bir yerdir, en uygun bir yerdir falan gibi çok basit
bir çözüm demek ki bir çözüm değil. Bizim ihtiyacımız olan şey gerçekten de sana doğru gelen şey mi? Yoksa biraz özgür bırakılmak mı? Bu çocukcağız sanki o özgürlük kısıtlamasından gelen depresyonla bu yolu seçmiş gibi. Evet. Anladım ben. Hani konuşmasından şuyundan böyle. Özgür bırakmak lazım. Ben dinledim. Hani özgür demek tamamen salmak. Herkes ne istiyorsa yapsın. İşte efendim kimse kimseyi ciddiye almasın. Kimse kimseye saygı duymasın. Hiç kimse hiç kimseye yönlendirmesin. Ebeveynler çocuklarına hiç işte karışmasın anlamına gelmiyor yani. Bu bir tabii ki işte bunun yolları yöntemleri var ama hani bu kadar baskıcı bir şey olunca demek ki geri tepebiliyor. Hocam bak şöyle bir gerçek var. Saygı duyacaksın yani. Şimdi çocuğunun görüşüne saygı duy değil de gencin daha doğrusu. 20 yaşında. Şeylerine yani gençlik işte içinden çıkan o enerjiye birazcık saygı duyacaksın. Bak neyi fark etmiyor biliyor musunuz insanlar? Şunu fark etmiyorlar. Özellikle çocukların IQ'su bir süre sonra takip ettiği kişiden fazla oluyor. Çocuk gidiyor diyor ki ya beni buraya gönderdiler ama ben zehir gibiyim ve böyle her şeyi çözüyorum, anlıyorum, okuyorum. Yani adam her gün aynı kitabı okuyor, sıkılmıyor. O bir günde 50 kitap okuyor. Öyle bir adam. Şimdi sen bu adamı orada eğer tutarsan sorgulamaya başlayacaktır. O yüzden fark edecektir ki ya bunlar benden zeki değil ki, sadece bir konu hakkında bir tutkunlukları var. Tutkunlar bunlar. Çok seviyorlar o konuyu. Ama benden aptallar. Sorularıma cevap vermiyorlar. Hiç daha önce sormamışlar. Şimdi o zaman eğer zeki olunca sosyal becerilerin zayıfsa maalesef bir kafese kapatıyorsun kendini. Yani düşünsene kendinden aptal, kendinden IQ'su düşük bir sürü insanla birliktesin. Devamlı. Ve asla sana yatak tanımıyorlar. Her şeye rağmen mücadele etmek gerekiyor tabii ki. Her şeye rağmen hani birlik olmak gerekiyor. Yani burada bir şeyi övmek için söylemiyorum ama bir empati kurduğumu ve gerçekten anladığımı söylüyorum. Bazen, bazen de mücadele edecek güç dedeler sofrasında ben de böyle düşünüyorum. Yani bir sürü aptal. Çok kayıp ya. Üç şaka yapıyorum. Üç aptal yani. Bir sürü aptal dediğin. Üç kişi aptal, en bir tanesi akıllı. En akıllı kim belli değil ama. Ben IQ sırasında dördüncülüğü okey. Bizim dördüncümüz bile birçoktan çok yüksekti bir yerde, o yüzden hiç sıkıntı yok. Sert blow sizden sert blow olabilir yani. Bak ama sert blow değil, kuvvetli grup blow'u. Tabii tabii, böyle şey blow. O zaman arkadaşlar isterseniz bugün birer mani yazsın herkes, ne dersiniz? Maniden kastım. Buna bir mani yok, yazılabilir. Dört tane mısradan oluşacak. AA, BA formunu takip edecek kafiyeler. Ve de işte böyle bir şey yapalım. Bence sınırlamayalım A, B, A. Ama mani olmaz o zaman. Hayır. Tamam. Kaval. Hatay ürünüdür. Hatay'dan bambu. Toplam hani ekonomi kötüydü 5 TL'ye satın aldığım. Adam 5 TL dedi, dedim öyle bir para yok artık amca. 5 TL'ye satın aldım. Gerçi üflemeye başlayınca da anlıyorsun dedim. Yani bunun sanki böyle 10 TL'ymiş de 5 TL'lik kısmı çıkmış. Yani. Adam sana şey yapmış. Yani. 5 olsun bu. Şöyle yapalım derim ben. Ya da ben şöyle yapmak istiyorum. Siz nasıl istiyorsanız yapın. Yıllarca sana yatırım yaptım. Sen benim en yakın arkadaşlarımdandın. Gittin şimdi Almanya'ya. Ben senin bacağına sıçayım. Beşli aldı ortalığı. Gittin, çok kötü. Gittin, çok ağır. Çok kötü. Ama Aura'yı kaçırmadan. Gittin ta Hataylardan getirdin bir kabak. Alın lan size dedin, önümüze koydum bir tabak. Bizim parada pulda kabakta mabakta yoktu gözümüz. Ah dedik keşke gitmeseydi Almanyalara öküzümüz. Adi. Bir sorun bakalım, neden gider bu kel kabak Almanya'ya? Belki aptaldır. Bilmez hile orada. Yarım uyar. Gayet iyi. Kara Şubat gelecek, binecek uçağa. Uçakta umarım ağlayan bebek olmaz diyor kaynana.
balıkların şahı dediler istavrit için. Pazar pazar gezdim aşkımı bulabilmek için. Oysa ki baktım tek gerçek senmişsin. Seviyorum seni canım benim kabak. Sorunun Ömercan'da olmadığına o kadar eminim ki yani. Hani nerede o Cetrotal Ian Anderson adam? Nerede? Burada 7 nota yok, 4 nota var. 4 nota var, 7 tane delik var. Mahvoldum. Hem de aralardan eksiltmeyi becermişler notaları. Sadece eksik de değil. Arası da yok. Yani biri öylesine oymuş yani. Tabii. Sazı böyle kesmiş değil. Bahçeden oymuş. Biri bunu almış öylesine oymuş. Buralarına böyle delik koymuş. Bu da böyle bir şey olsun. Abi son nota inanılmaz ama. Ondan önce bir tabii odunu soymuş. Aslında bunu satan değil de alan biraz toymuş. Güzel. Sous-titrage Société Radio-Canada.